arkadaşlar bugün sizlerle beraber Klan Savaşı liginde 6. gündeyiz yani son 2 gün kaldı bu hesabımıza hibrit saldırısı yapacağız şimdi hemen orada yani yine gösterin belki de ilk defa bu video ile bizi izleyenler vardır diye gösteriyorum ama bu sefer güç iksiri kullanacağız çünkü şifacımızın ve madencimizin seviyesi düşük olması bize zamandan kaybettiriyor dün tek tek almıştı baya bir kötü olmuştu bizim için yani o yüzden hiç riski atmayacağım. Geliyorum buradan güç iksiri kullanıyorum. Yani max olsunlar. Kahraman iksirini gere duymuyorum yani. Hatta ne kadar var? 4 tane var. Ondan da bir tane kullandım gitti ya vazgeçtim. Güzel kralımız 43 büyük koruyucumuz 13. O şu kralçemiz de 50 seviye olarak gözüküyorlar şu an. Güç iksiriyle yani kahraman iksiriyle. Rakibimize baktığımızda belediye binası 10. Yani ama yine de süreden yiyebilirdik. Tabi ben yine de hiç riske atmak istemedim. Şimdi burada kral yürüyüşünü nereden başlatabiliriz bilmiyorum. Şimdi şöyle bomba kulelerin olduğu yerleri alabiliriz aslında. Şurada 3 seviye var. Şurada da bir seviye var. O zaman şu 3 seviyenin olduğu taraftan girelim. Yani onu alırsak en kötü hibriti bir yol açmış oluruz. Riske atmak istemediğim için bu köye dalıyorum. Tekrar söyleyeyim. Tamam saldırı dedik. İlk önce kraliçeye atıyorum. 5 tane şifacıya atıyorum direkt. Hatta bir balon da bırakalım. Bir tane de buradan bırakalım. Bir güdümlü için. Sonra yavru ejderha bırakıyorum. Bir tane de büyücü atıyorum oraya. Şimdi şuraya bir iki tane duvar yıkıcı. Orayı yıkıcı atır. Yani biraz düşük seviye çünkü. Şu an bir öfke elimde tutmama ihtiyaç var mı bilmiyorum. Ama dondurmayı atmak zorunda kalacağım. Attım dondurmayı. Kaya balonunu atıyorum. Oradaki cehennemi alması gerekiyor. Yoksa bize biraz sıkıntı çıkaracak gibi. Kral şey bir öfke. Hatta o çokludaymış ya. Ben onu tekli diye gördüm. Boş boşuna dondurma kullandık. Neyse sıkıntı yok. Kralı oradan attım. Hibrit size buradan sürebiliriz artık. Hatta şöyle yapalım. Buradan sürelim. Daha iyi olur. Şöyle şuraları biraz büyücü. koruyucu atıyorum. Madenciler. Ondan sonra da Binicilere atıyorum. 7 tane binicimiz var zaten orada. Klan kalesi biraz iş yaptı. Çok fazla iş yapmadı ama. Oraları biraz temizlemiş gibi duruyor. Şifayı elime aldım. Çoklu şu an vuruyor. Orada direkt bir tane kullanmak istedim. Madenciler ölmedi değil mi? Tamam güzel orada dev bomba yakalanıp öldüler sandım. Bir, bir şifaya daha gerek olabilir. Ama bilmiyorum. Bir şifaya atıyorum hemen öfkeyi de attım. Hiç riske atmak istemedim. Kral duvara takılacak büyük ihtimalle. Şuradan duvar yıkıcıları bıraksak niye buraya gidiyorsunuz? Açılmış zaten. Şu okçuları da bırakalım da şuradan tamam. Zamandan yemeyiz değil mi okçuları Dağıtsam mıydım diye düşündüm de bir an. Zamandan yemeyiz sıkıntı yok. Şifaya atıyorum. Tamam dondurmalarda öylesine sıkıntı olmayacak gibi. Yani belediye binası bir 10'a daldık da yani. Zaten her türlü üçlenmesi gerekiyordu. Koruyucunun falan özelliğini bile kullanmamışım bilmiyorum. Yani belediye binası 11'e de dalabilirdi ki bu iksirleri boşuna bastı gibi oldu. Ama sıkıntı yok. Güzel. 1.300.000 bize buradan bonus gelecek. Kaç bin kare iksir de? 7.000 kare iksir sıralamamız şu an dördüncü en fazla üçüncüye gelebiliriz İkincilik artık çok, çok 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 zor yani ikinci klan ve üçüncü klan sıfır yıldız almalı ki biz onları geçelim yoksa imkansıza yakın gibi bir şey bu hesapta orduyu basalım üsteltebileceğimiz bir şey yok tamam arkadaşlar o zaman ben bir diğer hesabımıza geçip geliyorum Evet arkadaşlar bu hesabımıza da geçtik. Bu hesabımızda binice saldırısı yapacağız. Kraliçe yürüyüşlü. Yani gördüğünüz gibi askerlerimiz max hepsi. Bir dal kavuk hariç hepsi maksimum. Klan kalemizde de bir tane max seviye elektro ve bir tane max seviye dondurmamız var. Kraliçemizde 21 level. Şu an bir saldırı ver herhalde. Güzel bizden birisi saldırıyor. Bir bakalım biraz hepsine bakmasak da. Yani her türlü üçlenecek bir köyü zaten belediye binası onun bizde de. Şu an bir donlu oldu. Bizimkine oyundan mı atacak? Yok tamam güzel. Kaya balonu var. Zaten kaya balonu bu köyü bitirir. Her türlü üçler diye düşünüyorum. O yüzden ben buradan çıkıyorum. Kime dalacağımı hatırlamıyorum ama bir bakalım kendi sararımıza. Belki hatırlarım. Burası değildi ya sanki. Hatta burası da olsa sıkıntı olmaz ne yapacağız? O bir, bir tane binici nerede Kılan kalesini çıkartabiliriz. Zaten klan kalesi boşmuş zaten. Gayet güzel. Birinci saldırısı yapacağız ama oradaki kralçayı her türlü yine de indirmeliyiz. Saldırı diyorum bir eksik yok tamam saldır dedim. Şimdi kralçe için hatta kralçeden önce elektroya atıyorum. şuraya bir okçu bir de büyücü Şuraya da bir tane de yavru ejder. Yani Elektro'ya bir tane yol açmaya çalıştım ama yine de biraz kötü yerlere gidiyor. Kraliçe 2 level bile olsa biniciler ona vurmadığı için çok sıkıntı olur. Orada bir öfke attım. Hadi kral yok. Nasıl vurmuyor? Dondur dondursaydım keşke ama neyse. Yani inşallah 2 seviye olduğu için bize bir sıkıntı çıkarmaz. Şimdi bomba kulesini arıyorum. Üst tarafta 3 seviye. Kraliçeye attım. 4 şifacı arkasına verdim. Onu indirdikten sonra saldırıya başlayabiliriz aslında. Şuraya bir büyücü. Okçu görmedi. Güzel. Şuradan şöyle içeri sokmaya çalışsam. iki tane duvar yıkıcıyla. Tamam oraya oraya doğru gidecektir. içeri doğru. Biraz daha savunmaya daha sonra saldırıya başlayacağım. Öfke kullanmaya gerek var mı bilmiyorum. Şu an bekliyorum. Yani canı hep aynı gibi ne azalıyor ne artıyor. Güzel havanı dağıldı. aldı. Topu da aldıktan sonra bir sıkıntı çıkmayacaktır diyorum artık ve saldırıya. Nereden başlıyorum? Buradan başlıyorum. Böyle askerleri atıyorum. Şifayı elimde direkt tutuyorum. Hatta direkt şifaya attım. Orada bir şey patladı ama görmedim. Şurada kral ve kralçeyi bir zehir. Bir tane şifa daha. Hatta bir öfke daha şurada kullanabiliriz. Biraz büyüleri erken kullandığım gibi oldu ama gerekiyordu. Kullanma zorundaydım. Dondurmamız gereken bir şey şu anlık yok gibi. Hatta şurayı birazdan donduracağım. Şu an attığım yere dondurdum. Bizim kraliçemiz yaşıyor. Karşı kral da indirecektir. Şimdi temizlemek sıkıntı olabilir. Hadi savunma kalmasın biniciler. İki de kalabiliriz. Bilmiyorum ama. Şöyle bunları böyle atalım. Duvar yıkıcıları aslında azaltsak iyi olur. Yani temiz bir alsa daha iyi olabilir. Güzel kraliçe bayağı bir iş yapıyor orada. Büyücüler de şu an temizlik yapmaya yardım ediyorlar minyonlarla beraber. Yani en azından bir %90 gelirse güzel olur. 38 saniyemiz var. En kötü süre yetişmeyecek herhalde. Birazdan da son 20 saniyede falan kraliçenin özelliğini kullanmaya kullanmayı düşünüyorum. Hadi böyle hava patlatıcısına geçsin. Klan klan kalesi baya bir isabet puanı olduğu için çok sıkıntı oldu. Ve üçleyemeyeceğiz. Ama %89, %90'a gelecektir o büyük ihtimalle. Şimdi büyücü de gitti duvara vuruyor yanındaki depo varken. Çok işe yarıyor. Hadi %90 gelmeyecek. %89 2 yıldızda kaldık. Yani biraz kötü oldu ama sıkıntı yok. Tamam bu hesabımızdan da saldırı yaptı. Şu an bizim ortalamamız yani klan ortalaması olarak 3 yıldıza yakınız. Yani 13 savaşta 33 yıldız almışız. Gayet güzel diye düşünüyorum. Orada tekrar basalım. Tamam. Arkadaşlar o zaman ben bir diğer hesabımıza geçip geliyorum. Bu hesabımıza da geçiş yaptık. Bu hesabımıza elektro yapacağız ve klan kalemimizde de 7 tane 8. seviye balon ve bir dondurma var. Kuşatma makinemiz yok ama yani biz üretebildiğimiz için sıkıntı olmayacak klan kalemize almamamız. Şimdi rakibime ben baktım 4. seviye 4. seviye diyorum. 4. sırada belediye binası 11. Demeye bin şahit aslında yani. Şimdi arkadaşlar bizim Yıldırımlar max olduğu için ve 560'ı vurduğu için bu cehennem kulelerini 3 atabiliyorlar. O yüzden hem hava savunmalarını hem de cehennem kulelerini beraber alacağım. İkisinden de kurtulmuş olacağız. Bize sadece sıkıntı olacak. Bir kartal topu iki tane de hava savunması olacak. Bir eksiğimiz var mı? Bir eksiğimiz yok. Direkt saldır diyorum. Hadi güzel tamam. Şimdi şuraya bir tane atalım oluyor. Tamam vurabiliyoruz. 3 taneyi gördüğünüz gibi yıkıldı. Hava patlatıcısını da neredeyse indiriyorduk ama onu şu an tam hesaplayamam. Şöyle tamam hava patlatıcısı da indi. Gayet güzel oldu bu da bizim için. Şimdi ne yapacağız? Hatta bunu atalım şöyle kartal topunun üzerinde patlatırız ama ilk önce şöyle yapalım. Etrafı temizleyelim biraz. Hatta şuradan kral, kraliçeyi de atarsak iyi olur. Zeplini atacağım, Kartal Top'u indirsin, ondan da direkt kurtulalım. Tamam, böyle attım zeplini. Bir şeyi dondurmam gerektiğini sanmıyorum ama gerekirse dondururuz. Güzel zeplini patlatıyorum, orayı her türlü indirecekler indirdi Şimdi artık şöyle yapacağım, diğer taraftan saldırıya başlayacağız. Şöyle, şöyle 4 taneyi de böyle salıyorum. Koruyucuyu attım. O taraf tam temizlenmedi gibi ama tamam sıkıntı yok. Her türlü içeriye gelecekler. Şu an iki yıldızı biraz riske atmış olsam da atıyor. Eğer riske atmadık her türlü alırız yani. Almamız gerekiyor. Dondurmam hangisini elimde tutsam bilemedim. Şurada ilk öfkeye atıyorum. Orada baya bir bir şey indireceklerdir çünkü. Hiçbir şey kalmadı zaten. Şuna bir dondurma atalım. Hatta bir daha donduruyorum. Bir de öfke atıyorum. Köyü zaten kolaylıkla üşüledik. Koruyucunun özelliğinde öylesine kullandım yani. Yani güzel bir saldırıydı. Bundan sonra da belediye binası 8 saldırımızı yapacağız. Pekka Golem yapacağız ama rakibimiz biraz kolay. Yani tam BB8 değil yani. Hadi güzel bir tane daha vurun. Koruyucuyu da bizim basmamız gerekiyor bu hesapta. En azından bir 20'ye kadar. Yani yoksa hiçbir iş yapmayacak. Yani şu anda bile çok bir iş yapmıyor. Bir tane görev tamamladık herhalde Klan Savaşı Ligi ile alakalı bir şeydir. Bir bakalım evet. Savaş Ligi savaşlarında klan için 100 yıldız kazan diyor. Özür alıyorum. 100 taş geldi. Bu hesapta e, sabah 100 taş falan harcamıştım. Yanlışlıkla bir inşaatçı bitirdim. Yani bu 100 taş da bizim için iyi oldu. O zaman ben son hesabımıza geçip geliyorum. Evet arkadaşlar son hesabımıza da geçiş yaptık. Pekka Golem yani burada göreceğiniz gibi ordu. Yani bir tane binicide normalde klan kalesi sesi i̇şte ama ben rakibe battım klan kalesi boştu. Bizim klan kalemizde ise max dondurma ve 5 tane 8. seviye binicimiz bulunuyor. Balon yerine binici almak istedim. O yüzden binici aldım. 28. bakıyorum. Yani gördüğünüz gibi tam bir bb-8 seylahtı belediye binası diyebiliriz. Klan kalesine baktığımızda 25'e 0 yani boş. Şimdi bizim bomba kulesini ilk önce almamız gerekiyor. Onunla ile alabiliriz. Bakarız ya hemen saldır dedim. Yani saldırı esnasında şöyle kralı atalım. Büyücülerle alacağımı düşünüyorum. düşünüyorum 3 tane büyücüyle falan. 2 tane atalım ilk önce yok. 2 tane halledemeyecek Halletti ya güzel. Şimdi o zaman şöyle biniciyi de öylesine atalım. Kralın olduğu taraftan saldırıya başlayabiliriz. Şöyle bir tane oradan bir sağ pekka bir sola pekka ters söylemiş olabilirim bilmiyorum. İki tane hemen duvar ekici atıyorum. İki tane de şu taraftan doğru atarsak iyi olur. Yani pekkaları biraz etrafa dağılsın. Şimdi binicileri nereden atabiliriz? Tüm büyülere, binicilere kullanabilirim. Yani 8 seviye. Bizim seviyemize göre gayet yüksek bir seviye. Güzel. Üsttekilerine şifaya falan zaten ihtiyacı olacağını sanmıyorum çok fazla. Şurada bir şifa bir de öfke kullanırsak iyi olacak. Tek atıyorlar neredeyse öfkeyle beraber. Ama bir tanesi mesela orayı tamamen alacak yani. Rakibimizde kolay. Büyücü aslında bir 15'ten 13'e 12'ye indirebiliriz. Başka bir şeyler alabiliriz. Ama bilmiyorum. Zehire de öylesine atıyorum. Hatta dondurmayı da boşuna almışız. Hadi güzel yerin alın hepsini. Bu hesapta gördüğünüz gibi 7 milyon iksir var. Belki önceki videoda da söyledim bilmiyorum. İksirle basabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Bu da belediye binası 9'da önce sıkıntı oluyor. Çünkü duvar bile basamıyorsunuz. Yani duvar basılsa en azından i̇ki yani kat fiyatı olsun ama duvar yine de basılmalı bence. Güzel bu hesabımıza da buradan 688 bin ganimet gelecek. Burada ne kadar var? 2 milyon 600 bin yani şu ganimete bakın direkt topluyorum. Kralı basamıyoruz ama laboratuvarda kare iksirle bir şey basarız. Ne basalım? Biniciyi basalım o zaman ya binici iyidir. Altınla ise hava patlatıcı Tesla Okçu kulesi varsa okçu kulesi yokmuş. Bir tane gizli test basıyorum. Bir tane de havan basıyorum. Başka bir şey de basamıyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.